Hazin hazin ahları gönül, araya hasretlik girdi. Dertli dertli ahları gönül, garip garip ahları gönül. Bu mudur senin eserin, sinemi yaktı kederin. Ölürsem olmaz haberin, aşamadım yollar seni, aşamadım dağlar seni. Aman ay yarana kader, bana ormana gideceğim, bana ya çürü kader boyum. Ana iller ne derse desin, ana yarana kader boyum. Ana ben yari alacağım, bana ya çürü kader boyum. Ela yed bajo, o yed bajo, gel o siyado. Ela yed bajo, ah yed bajo, da gel o siyado. Sen.
dibine. Kuştum kuştum avşerine. Babeci desmen oşu kap açma sen üstün. Babeci desmen oşu kap açma sen üstün. Sarhoş gözüm ne çare ne ne çare. Sarhoş gözüm ne çare ne çare. Bıdıl başı bir yâri, yâri dandı yâri. Bıdıl başı bir yâri, yâri dandı yâri. Ne derde düştü ne çare, sarhoş gülüm ne çare. Ne derde düştü ne çare, sarhoş gülüm ne çare. Ve sarhoş gülüm dediğine, kuştum kuştum avşerine. Ve sarhoş gülüm dediğine, kuştum kuştum avşerine. Ne perde işte ne çare, sarhoş gülüm ne çare. Ne perde işte ne çare, sarhoş gülüm ne çare. Hoş geldin köyümüze. Hadi köyümüzü gezelim. Hanım beni kaçırdı. Köyümüze hoş geldiniz. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ekmeğimizin peşindeyiz işte. Köylü ne yapsın? Perişan durum. Ha, zavallı bu adam, yaşlı adam. Saman 1200 lira saman aldı. Topçu deyince benim aklıma Cemil Kırbayır, Berfuan'a geliyor. İki selam olsun. Aleykümselam. Hoş geldin, safa geldin. Eskiden hadi ok atırmışlar. Cilit atırmışlar. Anaylar ne derse desin, ana yarana kadar. Hoş geldiniz. Ölürsem olmaz haberin, aşamadım yollar seni. Merhabalar, köyümüze hoş geldiniz. Öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum Göle Objektif adına. Gölemizin ve köylerimizin değerlerini tuttuğunuz için, böyle bir belgeselle tarihe sakladığınız için. Ama sizin böyle şeyler yapıp köylerimizin, gölemizin değerlerine değer katmanız bizim için gerçekten onur verici. Çok teşekkür ederiz. Okçu'da ilk defa olan bir şey yapıyoruz, kazcılık.
Kaz üretimini yapıyorum. Kaz civciv üretimini, satımını yapıyorum. Kesilmiş kaz olarak da satıyorum. Bu işle de meşgulüm. Göl Objektif'e çok teşekkür ediyorum. Hanımı babası yaşlı bir adama veriyordu. Hanım 13 yaşında. Eskiden yoksulluk vardı ya. Parayla içerki memlekette kızları satıyordular. Hanım geldi beni kaçırdı. Şimdi çok mesut mutluyum. Hanım mı seni kaçırdı? Hanım mı hanımı kaçırdı? Hanım beni kaçırdı. Ben hanımı kaçırabilir miyim? Hanım 120 kilo var. Nasıl kaçırır? 5 ineğim var. Otum yok, samanım yok. Üçünü satacağım, ikisini kayırıyorum. Köylü ne yapsın? Perişan durumda. Gerçekten perişan durumda. Yemin çuvalı 160 milyon. 160 milyon. 110 liradan 160 lira çıktı. Gel işin içinde çık. Arpanın kilosu 3,5 lira. Saman bulamıyorum, ot bulamıyorum, perişan. Iğdır'da soruyorum, 1650 lira ot orada yerinde. 2000 lirayı burayı geçir. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Gözlerinizi öperim. Köyümüzün ihtiyaçları vardır. Hele bilakis yayla yolumuz. Yayla yolumuzda gidilmiyor yani. Gidilmiyor. Biraz harfiye tökülse çok iyi olur. Şeyden kurtarırız yani. Fikri Dede vardı. Eski muhtar. Çok süper bir adamdı. Gerçekçiydi yani. Her kapıyı açardı o adam. Muhtarlık yaptı. Köye de büyük katkıları oldu. Sular getirdi. Çok çalışma yaptı. Allah için. Okçu köy deyince aklına ilk ne geliyor amca? Eskiden ok atırmışlar. Cilit atırmışlar atlarla. Evet. Okçu köyün adı oradan mı geliyor? Evet, oradan geliyor. Eskiden ok atıyormuşlar. Oradan kalma Okçu köyü. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Tekrar hürmetler. Sayın kardeşim, hoş geldiniz Okçu köyüne. Ben Okçu köyü muhtarıyım. İsmim Ömer Gültekin. İşte köyümüz şehre çok yakın. Merkezi bir köy. Şu anda tabii kuraklık nedeniyle yağmur yok. Olmadığı zaman şu anda otlar çıkmamış. 800 metre yakınlığında merkezi bir köydür. Hoş geldiniz, teşekkür eder, sağ olun. Saman 1500 lira diyorlar, 1300 lira diyorlar, 1200 lira diyorlar. Hükümetin bir el atması lazım. İthal mı getirir? Destekleme mi verir? Yani bir şekilde bize yardımcı olması lazım. Tabii. Şu anda bu sene kıtlıktır. Ya çok köylü çok perişan bir durumda. Gerçekten perişan durumda. Vallahi saman şimdi 1200-1250 lira, 1300 lira. Ama bulunmuyor da. Ama 2'yi bulacak, 2,5'u bulacak. Yani söylentilere göre saman diyorlar 2 olacak, 2,5 olacak. Millet panik bir durumda, bir devletin el atması lazım. Yani böyle olmaz. Gelendir, her gün 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 saman çıkır. 1100 lira, 1200 lira, 1250 lira, vallahi 1300 lira saman bulamayız. Hükümetin bir el atması lazım, bir destekleme vermesi lazım. Veya bir ithal, şu an milletin hep kafasında ithal gelecek, ithal saman gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız eti ithal eder, samanı ithal etsin. Samanı ithal etsin yani köylüye eti ithal eder, köylünün malı olur 5 para, samanı ithal et, samanı düşür, otu düşür, yem 160 milyon. Gerçekten buna bir yaratmaları lazım. Bir milletvekiliniz var, sesi çıkmıyor. Demir ki bu milletin hali ne olacak? Günlük Diyarbakır'dan saman gelir, vekillerde kısmının haberi yok. Saman gelir 1100 lira alırlar, 1200 lira, 1250 lira, 1350 lira. Zaten bir muhalefet var, hiç ses adası çıkmıyor CHP'nin. Vekil midir, nedir, hiçbir şey anlamadık ondan. Yemin ederim ya. Vekil olduğu belli değil. Muhalefetsin, gel bu halkın sesini bir dinle. Bu halk ne yapıyor, neydir? Ya bir... Bilmiyorum ne olacak yani, bu halk peri perişan. Zavallı bu adam, yaşlı adam. Saman 1250 lira saman aldı. 5 tane hayvanı var, ikisini sattı. Ne yapsın? Yok. Yani sizinden de Allah size razı olsun. Sesimizi bir meclise kadar duyurun. Bizim vekillerimiz nerede? Bizim ilçe teşkilatımız nerede? Diyarbakır'da gelen samancı adam saman 1100 lira koyar. Her gün 100 lira. Her gün 100 lira koyar. 1200 aldı, 1300. 1300. Tamam mı? Ha bir de arkadaşlar dinleyin. Belki ben doğru konuşmuyorum. Bir de arkadaşlar dinleyin. Herkes vatan, herkes malcı. Bütün dostlara, arkadaşlara, akrabalara buradan kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Ben Okçu köyünden Umut Küpeli. Diğer namı değer Kara Reşit Küpeli. Onun oğluyum ben. Bütün köylerime selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Her şeyin iyi geçmesini, bir an önce de şu koronavirüsten kurtulmamızı temenni ederim. Yıllardır bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Hayvancılıkla geçiniyoruz. Başka bir gelir kaynağımız yok. Bu sene de kurak olduğuna göre
hayvancılık da yapamayacağımıza göre aç kalacağız. Evet. İşte hayvanlarımızı bekleyeceğiz. İşte hayvanlarımıza gidiyoruz, bakıyoruz işte. Çalışıyoruz kendimize. Ekmeğimizin peşindeyiz işte. Sağ olasın. Merhabalar. Köyümüze hoş geldiniz. İsmim Adem Azizoğlu. Okçuluyum. Okçu deyince benim aklıma Cemil Kırbayır, Berfuan'a geliyor. Cumartesi annelerinden. Şu anda da kültür evinin önünde biz bu yayını yapıyoruz. Kültür evini yaptık. İnsanları bilinçlendirmek için. Artı Cemil'i ve unutturmamak için. Bizim için bir değerdir. Köyümüz için bir değerdir. Berfuan'a hakeza yine öyle. Amacımız burayı yaptığımız zaman Berfuan'a hayattaydı zaten. Hem Cemil'in mezarını bulmaktı. Hem de Berfuan'ın sözünü yerine getirmesiydi. Bildiğiniz üzere meclise söz verilmişti. Sözünde de durulmadı. Bulacağız diye komisyon kuruldu. İlk defa Cemil Kırbayır'ın işkence edilerek öldürüldüğü komisyonca söylendi. Ama maalesef yine cenazesi verilmedi. Köyümüzün bir değeridir olduğu gibi. Gençlere de işte örnek olsun diye burayı diktik, burayı hayata geçirdik. Buranın da eksikleri vardır. Arkadaşlar, ulaşabilecek insanlar buraya kitap tarzı, yani kitap, özellikle kitap göndermelerini rica ediyoruz. Burayı ayakta tutmamız lazım. Şu karşı duvarı çekerseniz Berfuan'ın evinin duvarıydı. Hakeza ocağı. Yani Berfuan'ın evi yıkılmadı. Burada. Cemil olmayabilir, kendisi olmayabilir ama Cemiller burada.